Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün derman yavruların yanındayız. Ebozon yavrusu. Yemek saatleri geldi, o yüzden böyle etrafında fırın fırın duruyorlar. Değil mi lan? He? Kontes, acıktın mı oğlum? Aferin benim oğluma. Kızım, acıktın mı? Şşt, Kontes. Acıktın mı kızım? Acıktın mı? Acıktın mı? Söyle. Acıktın. He kızım? Derman. Bu arada dermana da tasma taktım. Çok yakıştı. Acıktın mı Kontes? Kontes, acıktın mı? Çok akıllı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Sanki cevap veriyor insana. Özellikle acıktığı ve susadığı zaman böyle yapıyor arkadaşlar. Şu anda yemekler leğen elimde, o yüzden öyle yapıyor. Değil mi? Kontes. Kontes. Vereyim mi yemeğini? Kızım, vereyim mi? Yok, vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Sabırsızlıkla bekliyor. Kızım, aferin kızım. Ne? Derman, derman. Oluyor. Gel, derman. Gel, gel, gel. Siz bugün çok yaramazlık yapmışsınız yine. Bütün terlikleri, ayakkabıları götürdünüz değil mi? Maşallah çok hızlı büyüyorlar arkadaşlar. Dermanın emaneti, biliyorsunuz ismini derman koyduk. Çoğu izleyicimiz öyle de istemişti zaten. Soyunun ismini hatırlatmak için. Değil mi lan? Değil mi lan? Kontes. Acıktın mı kızım? Acıktın mı? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. Aferin. Bugünkü yemeklerinde simit ve poğaça, börek, o tür şeyler var arkadaşlar. Burada fırınlardan bayatlamış simitleri, poğaçaları, ekmekleri çuval çuval alıyorum. Bazen süt katıyorum, bazen kemik pişiriyorum, bazen tavuk pişiriyorum. Günübirlik değişiyor yani, ne bulduysak onu veriyoruz arkadaşlar. Her gün aynı şey olmuyor. Bazen süt falan veriyorum suya katıp. Diyeceğim. Derman çok fena arkadaşlar. Yemek biraz azalmaya başladı mı diğerlerini bırakmıyor. Kırılıyor onlara, tepki gösteriyor. Bugün dikkatimi çekti. Derman da böyle uuu diye ses çıkarmaya başlamış. Sanırım bak 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 diğerlerinden öğreniyor. Bu arada arkadaşlar dün getirdiğim yavru bugün biraz daha iyi. Onu bunların yanına getirmedim. Diğer bahçemize götürdüm. Çünkü bilmediğimiz bir köpek. Hastalığı ne bilmiyoruz. İnşallah gençlik falan değildir. Çok kötü bir hastalık gençlik, ama öyle olduğu zaman ishal falan oluyor. Gözlerde çapaklanma oluyor. Bunda öyle bir belirti yok arkadaşlar. Ama düne göre biraz daha iyi. Bugün biraz daha zorla da olsa süt falan içirdim. Biraz kıyma yedirdim. Tabii bunları zorla yediyorum arkadaşlar. Kendi isteğiyle yemiyor ama zorla da olsa yediriyorum. Sarımsaklı yoğurt falan yaptım, içirdim. Midesini temizlesin diye. Öyle zehirlenme durumlarında falan çok etkili arkadaşlar. Bugün biraz daha canlı. Yani en azından kafayı kaldırabildi. Kendisi suyunu içebildi. Yemek falan yemedi ama suyunu içebildi. Yaptığım iğnelerin de tabii etkisi var. Biraz fazla iğne yaptım açıkçası. Risk aldım ama ancak o şekilde düzeltebiliriz. İnşallah düzelecek arkadaşlar. Ben ümitliyim. Çok iyi bir şekilde karşınıza çıkaracağıma inanıyorum. Allah'tan hayırlısı. Ben elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Çok sevdim. Bu arada arkadaşlar, dünkü videomda görmüşsünüzdür. Orada 3-4 tane daha yavru vardı. Getirdiğim hasta yavrunun kardeşlerini tabii bilmiyoruz. Belki de başka. Ama onları da sahiplenmek isteyen olursa Instagram'dan bana mesaj yazabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sahiplenebilirsiniz. Sonuçta sokak hayvanları onlar. Çok da güzel, çok da sevimli hayvanlar. Onlar da yarın öbür gün orada aynı pozisyona düşsünler istemiyorum açıkçası. Hastalanabilirler bakımsızlıktan. Gördüğünüz orada parklarda geziyorlar artık ne buldularsa. Yani bilmiyorum, onların da durumu diğer yavruyla aynı olabilir. Hatta diğer yavruya, yani bilmiyorum, Allah tarafından o anda orada olmasaydık veya onu fark edemeseydik, yeğenim yanımızdaydı, o fark etti orada köpek olduğunu. Hatta biz de öldü sandık ama çok şükür yaşıyordu. Ama ölmek üzereydi.
İnşallah kurtaracağız ama diğer yavrular da öyle olmasını istemiyorum açıkçası. Varsa böyle sahiplenmek isteyen arkadaşlar çok memnun olurum. Getiririm. Eğer ki yakın yerlerdeyseniz getiririm, teslim ederim. Her türlü şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki onlar da bir yuva sahibi olsun arkadaşlar. Bana çok yazan oluyordu yavru köpek isteyenler. Onlara da buradan sesleneyim. Cinslerini falan açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Yani ama sonuçta bir canlar. Çok da sevimliler, çok da tatlılar. İnşallah sahiplenmek isteyenler çıkar. Lan bak lan şşş Derman, gördünüz mü arkadaşlar, yemek hazırlamaya başlayınca hemen şşş Derman, Derman kasması da çok yakıştı kerataya, değil mi lan Derman? Aferin, bak yaramazlık yok kızım, sen niye yemiyorsun, vermiyorum sana, gel bakayım, gel 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 gel, benimle kısarım, gel 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 kısım, gel 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 gel, sen de yıksın Derman, gel bakayım buraya lan, yaramaz sen, niye bırakmıyorsun? Al kızım, al. Al kızım, sen de al. Al kızım, al. Al kızım. Ben buradayım, kızarım onu. Korkudan aldı kaçtı. Ne yapsın, Derman fırsat vermiyor ki. Derman çok yaramazsın ama. Tasması da çok yakıştı arkadaşlar. Koca kafa seni. Yavruyu bu şekilde sizlerle paylaşmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Biraz daha düzelsin. Birkaç gün daha toparlasın, kendine gelsin, inşallah çok farklı bir şekilde karşınıza çıkarmayı düşünüyorum. Allah da yardımcı olursa Allah'ın izniyle sapasağlam bir şekilde çıkar inşallah. Karşınıza siz bile şaşıracaksınız. Ben ümitliyim çünkü bugün biraz daha iyi olması beni daha da ümitlendirdi. Dün gece en az 3-4 kez kalktım gittim baktım. Çünkü durumu bayağı kötü görünüyordu. Ama o ilaçların etkisini biraz yüksekti. Bunları atlattıysa düzeleceğine de inanıyorum arkadaşlar. Değil mi lan? Bozum. Pıçum. 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 Hemen fırladı geldi yine. Derman Bey. Çok fenasın, çok. Gel kızım gel. Diğer yavruyu korkutmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayvan alıp kaçıyor hemen. Mecburen başında duracağız ki o da karnını doyursun. Değil mi lan? Kontesten çekinmiyor ama Derman'dan. Dermo. Geç kaldım. Koş koş. Geç kaldım. Yaramaz seni. Yaramaz seni. Yaramaz seni. Yaramaz. Niye öyle yapıyorsun lan ki? He? Niye öyle yapıyorsun lan ki? Babasının oğlu. Babasının oğlu. Hadi. Aferin. Muhteşem olacaksın değil mi oğlum şimdi? İnşallah babasını aratmayacak arkadaşlar. El ayak yüz her şeyle. Mükemmel. Hemen koş. Hemen. Gel kızım gel, korkuttum o seni, gel. Derman. Çok yakında Derman'ın diğer yavruları da olacak arkadaşlar. Tam hesaplamadım ama tahminim 10 günden belki daha 8-10 gün civarı bir şey kaldı. Yavuz dişinin doğumuna. Zaten bayağı da ağırlaştı. Karnı falan çok şişti. İnşallah çok fazla yavrusu olur ama 5-6 tane gibi görünüyor. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Biliyorsunuz Derman artık yok. Yavrularıyla soyunu üretmeye çalışacağız. Yıldız dişiye de yer, bir diğer bahçende bir yer yapmış. Sürekli oraya gidiyor ama ben yine buradaki kulübeme bu yavruların büyüdüğü yere getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada hem gözümün önünde olacak ve sürekli yanımda olacak. Daha iyi olur. Gözlemlerim. Biliyorsunuz Çomar'ın yavrularından birkaç tane kayıp bulmuştu. Kaybetmiştik. O yüzden burada kendi bahçemde olmaları daha güvenli olacağını düşünüyorum. Hayırlısıyla onları da bir görebilseydik, sapsağlam yetiştirebilirsek bizden iyisi yok arkadaşlar. Bu arada bir eke köpek arıyorum arkadaşlar.
damızlık, saf bir kangal erkek köpek arıyorum. İleride tabii ki bunlar yetiştiği zaman gerek kalmayacak damızlık köpek aramaya. Bozonun yavrusu olsun, derman yavruları olsun. Seneye bunlar büyüdü mü? Bunlarla devam edeceğiz ama şimdilik bir tane erkek köpek saf bir kangal araştırıyorum. Güzel bir damızlık bulabilirsem getireceğim arkadaşlar. Yani dermana yakın bir köpek. Yani derman gibisini bilmiyorum. Çok zor bulurum ama en azından dermana yakın bir köpek. Araştırıyorum arkadaşlar. İnşallah bulabiliriz. Hocam. Doymadın mı lan? Bunlara günde iki kez veriyorum arkadaşlar. Sabah akşam. Çok fazla vermiyorum. Çünkü çok fazla kilo aldığı zamanlarda ayaklarda bükülme falan olabilir diye normal veriyorum. Biraz daha büyüsünler. Lan kerata tasman çok yakıştı lan. Kerata senin. Arkadaşlar dediğim gibi o yavrulardan sahiplenmek isteyen olursa Instagram'dan bana ulaşın. Çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Tabii ki bütün sokak hayvanlarını sahiplendiremeyiz ama en azından gördüklerimizi, bildiklerimizi sahiplendirebilirsek ne mutlu bize. Sizlerden de bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bir tanesini ben aldım, bir tanesini başka alır, bir tanesi birisi alır. Yani o şekilde onlar da bir yuva sahibi olabilir. Çok da güzel köpekler arkadaşlar. Tabii cinslerini, ırklarını bilmiyorum. Annelerini, babalarını bilmediğiniz için bir şey diyemiyorum ama sonuçta onlar da bir canlı. Sonuçta onlar da bir köpek. Köpek severler için bulunmayacak bir fırsat. Hem de onlar da bir yuva sahibi olur. Hastalıklar olmaz, ölüm olmaz. İnşallah talep olur arkadaşlar. Sizlerden bunu istiyorum, bunu rica ediyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.